Nasıl Haberi'nin yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Evet, Nasıl Haberi oynamaya ben arka planda devam ediyorum tabii ki. Bir yandan da şu an kurallarını göz atmak istiyorum. Tam olarak hatırlayamadım. Neyi hatırlayamadım dersek, hangi yetenekleri biz ne kadar geliştirecektik ona bakmak istiyorum. Şöyle, evet, şuraya döndüm. Şöyle bir dondurayım kendimi. Bir önce telefon üzerinden YouTube'dan bir önceki videomu üzerinden bakıyorum kurallara. Dikkat edin. Yani şöyle göstereyim bakın. Çünkü son güncellemeden sonra tab tuşuyla ben Sims'i alta alamıyorum. Yani bu yüzden de kayda bile başlatırken 10-15 dakika öncesinde şeyi OBS kayıt programını çalıştırıyorum. Oyuna giriyorum, biraz oynuyorum. Ondan sonra böyle yayın için konuşmaya başlıyorum. Tabii ki devam edeceğim dediğimde hala kayıt devam ediyor. Alt alamadığım için böyle kaydı durdur, kaydı başlat, kaydı durdur, kaydı başlat yapamayınca da öyle bir kayıt dosyası oluşuyor ki 1,5 saatlik. Bunu kırp Allah kırp, kırp Allah kırp bitmiyor. Sinir krizi geçiriyorum. Şimdi demiş ki kariyer olarak militeri aldık. Militeri 5 seviye yaptık. Ondan sonra Foxborough Üniversitesi'ne gidecekmişiz. Biliyorsunuz ki geçen bölümde biz buna başvurduk ve şimdi davetiye bekliyoruz. Yani artık hani tamam gel dediği zaman, kabul edildiğimiz zaman direkt koştura koştura hemen üniversiteye gideceğiz. Üniversitede psikoloji okuyacakmışız. Nasıl olacakmış bakalım bu. B olduğumuz zaman eğitimimiz bunu da bırakabilirmişiz. Buradan eğitim kariyerine atlayacakmışız. Eğitim kariyerinde de level 8'e ulaşmamız yeterliymiş. Sonra çıkacağız. Bir vampire aşık olup dönüştürülmesini isteyecekmişiz. Çocuk sahibi olmayacağız. Sadece bizler başka simleri dönüştürerek onları evlat olarak benimseyeceğiz. Ve ay nefesim kesildi. Usta bowling. Bowling, bir yere bowling salonu yapmam lazım. Yoksa ben de bowling yok mu? O paketi almadım mı? Neyse, vampir bilgisi ve borulu org becerisinde ustalaş demiş. Ha, bunlar level 5 yapmayacak mıydık sadece? Sen askeri kariyerde sadece level 5. Kızım sen daha çok boru çalman lazım. Ha, vampir bilgimiz nedir bizim? Ay daha 2'ye yeni ulaşmışız biz ya. Ve bowling becerisi diyor. Bowling becerisi kazanmam lazım. En son olarak da kendi restoranımızı işleteceğiz arkadaşlar. Bak bu güzel bir şey, kendi restoranımızı işletmemiz ve vampir özlemini de tamamlamamız lazım. Çok güzel. Pipe organımız oldu 6, level 6 oldu. Bunu become a vampir, vampire dönüş. Oo. Müzik de kaliteli müzik oldu. Güzel. Vampire dönüş dedik. Sonra dedik ki işte araştır diyor bilgisayarı kullanarak ve Ansiklopedi Vampirika Volume 1'i oku diyor. Aslında bunları bilgisayar üzerinden yapabilirdik. Bu pipe organ, bunun yetenekleri ben en sonda da geliştirebilirim. Çok arka planda oynayıp. Şöyle bilgisayar üzerine geliyorum. Geldim. Vampire Secrets diyor bakın burada. Search for information vampires demiş. Tamam, hemen şöyle açalım onu yapalım. Ansiklopedi almadık galiba biz, değil mi? Herhalde satın alacağız bunu. Bize veriyor muydu, vermiyor muydu? Bakın hemencik de oldu. Daha Bismillah bilgisayarın başına oturmayla hemen çıktı, görevi yaptık. Vampire dönüşmesini geçen bölümde istememiştim. Isırıldık, dönüşecek miyiz, dönüşmeyecek miyiz bilmiyorum şu an. Ben onu oradan biliyorsunuz ki yok saymıştım. Bu arada bu şeyde kayıtta şey kullanmıyorum. Mikrofon. Sesim nasıl yansıyacak bilmiyorum. Bilgisayarın kendi alıcısıyla devam ediyorum. İnşallah az önce elimi koyarken de öyle bir kapatma falan yapmamışımdır. Ya şeye kafam takıldı şimdi. Alta da alamıyorum. Nasıl bakacağım ben? Bunları biz level 5 yapmayacak mıydık ya? Biz yetenekleri, istediği şeyleri bizden. Bir dakika, şimdi buraya not so very Gen 13 Black diyorum şimdi, Black. Bakayım çıkacak mı? Şöyle görsellerden arama yapıyorum. Çıktı, evet. Tamam, İngilizcesi üzerinden bakıyorum. Level 5 demiş. Fall in love demiş. Go off to the university. Master bowling. Ma master demiş de, master ya.
Master Bowling, Bowling the Masterlar, Vampire Lord'da işte Vampire şeyinde özellikleri ve End Pipe Organ skill demiş. Okey, okey, tamam. Tamam, yapacak bir şey yok. Mecburen bekleyeceğiz. Tamam, okey. Ne yapalım? Onları en sona bırakacağım demek oluyor bu. Tamam, şimdi bu ansiklopediyi bunun üzerinden okuyabiliyor muyuz? Var mı öyle? Bakayım şuradan. Ansiklopedi volüm 1. Tamam. Hemen onu da şey yapıyorum bakayım. Ah iyi güzel alabiliyorum. Paramız var mı? Var. Aldık. Bu sanırım böyle devam edecek. Ya bak thanks for ordering geldi. Tamam siparişiniz için teşekkür ederiz diyor. Rica ederiz canım. Bizim şurada bir yerde bir tuvaletimiz olacaktı. Evet. Şöyle gel bakalım ne yaptın? Altına falan yapma da. Uykumuz da geldi. Karnımız da aç. Yani. Şöyle. Şuradan. Get leftovers yapabiliyorsak. Harika. En sevdiğim şey hazırda yemek olması. Vallahi. Aslında bu video bugün yayınlanmalı. Yani şu an çektiğim an itibariyle 1,5 saat öncesinde yayında olmalıydı. Fakat ben biraz rahatsızlıklar yaşadım mideden dolayı. Bir zehirlenme, bir gıda dokundu bana. O yüzden ertelemek zorunda kaldım. Ancak kendimi toparladım. Videomun yayında olması gerektiği saatte kendimi iyi hissedip de çekiyorum. Evet kızım. Böyle her şeyi yemek iyi değil işte. Bak ben ceremesini çekiyorum şimdi. Ya. Peki ben ceremesini çekiyorum dedim. Böyle gittim serumu yedim. Hani hastanede falan. Ne yaptım ya bugün? Sanki mideme çok iyi gelecekmiş gibi gittim sushi yedim ya. Ve sanki bir de beğenmiş olsam yani var ya. Yapan yer çok kötü yapmış. O yüzden övemeyeceğim. Tavsiye de edemeyeceğim. İstanbul'da oturanlar Torkam Sefaköy'ün içerisinde bir yer var. Belki anlamışlardır orası işte. Evet neyse. Kızımızı artık uyutabiliriz. Uyusun. Sabahında bakayım işimiz yok değil mi? Yok tabii ki. Üniversiteden kabul mektubu bekleyeceğiz efendim. Evet Harvest Fest başladı arkadaşlar. Ben cücelerin seslerini duyuyorum. Cüceler demek bize para demek. Şimdi bunlara elmalı pay vereceğim. Eğer kabul etmezlerse. Yani pay demiş. Elmayı ben de yani başka yerimden uydurdum şu an yani. Bu arada ben şimdi havalimanında çalışıyorum ya arkadaşlar bazı belli markalar var şimdi havalimanı içerisinde büyük markalar. Tamam bu bize güzel şeyler verir paketler. Aman yarabbim böyle bir kokutuyorlar pandispanyalar yapıyorlar böyle gerçekten elmalı bir şeyler yapıyorlar. Hani belki pandispanyada elmalıdır ya da turta mı yapıyorlar böyle elmalı pay mı yapıyorlar. Pay zaten turta demek benimki de şimdi şey yani. Bir mis gibi kokuyor o bölge. Ay Allah'ım ya Rabbim. Alamıyorum da neden diyeceksiniz. Yani yazık havalimanından alacağınız şeyi dışarıda 3 tane alabilirsiniz yani. Anladınız mı? Öyle pahalı havalimanı içi. O yüzden o kokular beni mest ediyor. Mest ediyor yani. Ki aynı markanın dışarıdaki restoranına gidiyorum. Böyle hani şimdi havalimanı kapalı diye tabii koku dışarıya çıkamıyor. Fakat şeyde dışarıda da o kokuyu bulamıyorum. Açık alan yani ne bileyim ya da hadi kapısı bacası olduğu için koku dağılıp gidiyor dışarıya. O zaman da böyle çekici olmuyor. Çekici gelmiyor. Bu hep aynı ya. Bir tane mi çıktı bana? Bir de aşağıda da var. Kapının önünde. Koşa koşa gel kızım buraya. Go here. Bir dakika uçuyor musun? Yok ha tamam uç. Bisikletmiş o ya. Üf, uçuyorsa. Aa bu arada çok değerli takipçilerimden bir arkadaşımız demiş ki babası şey yapsın, para ağacı alsın ve kızına versin. Ben onu geçen bölümde de unuttum ya. O yüzden şimdi bakın şunu şey yapıyorum. Elmalı pay veriyorum tekrardan. Bu pay elmalı pay olmak zorunda. Bak valla alevlenirsen gnomcum. Ha tamam okey. Sizin 3 tane olmanız lazım.
Bakayım nerede diğeri? Diğeri de alt katta mı acaba? Bakayım. Bir yerlerde gizlenmiştir diye tahmin ediyorum. He, o da bak buradaymış. Evin her yerine dağılmışlar ki ben zorluk yaşayayım böyle. Yani babadan gidip alsak mı? Bizim aspiration puanımız 1740'muş maşallah. Bunu şeye vermek istiyorum ben. Hızlı öğrenmeye vermek istiyorum. Quick Learn vardı bir yerde. Öyle bir şey hatırlıyor mu? Ha, Speed Reader vardı. Speed Reader'la ne yapabilirim? Bowling kitabı varsa onu okuyabilir miyim acaba? Pipe Organ. Bence bunların kitapları varsa olabilir. Hızlı okumayla Speed Reader. Bakayım başka bir şey var mı diye bakıyorum. Niye peki Quick Learn koymamışlar? Hızlı öğrenme yeteneği niye yok? Belki de var da öyle hatırlıyorum. Ama Learn'le alakalı hiçbir şey yok. Değil mi? Yok ya. Bir daha bakıyorum. Şöyle gençleşme iksiri var. Evet. Connection. Paranormal lisans. Ay bunu da oynamayalı çok uzun zaman oldu ya. Bazı şeyleri hiç adam gibi oynamıyoruz. O paket çıktı kuru kuruya öylece kaldı. Tamam Speed Reader alıyorum. Diğer şeyleri kitaptan artık tamamlarım ben. Hadi kızım gelseydin ya. Yani bu arada böyle ekranlar donmasa, arka planda oynasa, bize böyle bir şeyler böyle ilerlesek fena olmaz diye düşünüyorum. Ha, ben sana görev koymamışım ki hala pay vermeni bekliyorum. Al bakayım ye. Bu evi yakar. Bak hemen şeyi bozdu bile burada. Şunu. Değişme 98 simülüyormuş. İyi bari. Onu hızlıca değiştiriyorum. Başka bir yerlerde bir hasar aldık mı? Yok değil mi? Almadık. Tamam. Posta kutusu. Posta kutusu şu değil mi bizim? Var mı? Yok. Niye yok? Neden? Niye posta gelmiyor? Bunu mu bekleyeceğiz biz şimdi saatlerce? Bari şu kitabı okuyalım. Read diyelim. Hemen şöyle şunu da açalım. Belki başlamasıyla şeyini tamamlamış olur. Okudu bitirdi gibisinden. Ya kitap köşe. Bakın ne kadar güzel bir köşe ya. Bu arada böyle koltuklar gerçekten var. Ve bizim semte bir şeyci açılmış. Ne derler tırnak için. Öyle bir yer açılmış yani boyuyor. İşte şöyle bir göz ucuyla bakayım da bir koltuk koymuş böyle. Pirinçten şakır şakır böyle her müşterisini böyle şeyin içine oturtuyor. Kafes gibi olmuş. Biraz asortik olmuş mağaza. Yani mağaza mı denir artık ona? Salon. Salon çünkü sen nasıl berber salonu geçiyor salon. Hair salon falan. Ay saçmaladım yine boş verin işte. Kadınsal şey olduğu için pek beceremiyorum konuşmasını bile. Bizim tırnaklar anca böyle işte kökünden kesme. Gerçi erkeklerde de var böyle ojeli tırnaklar görüyorum şimdi ben. Yani böyle yolcular pasaportlarını uzatırken hep siyah gelirdi. Şimdi artık onlar da renklenmiş. Ya. Bordo boyayan, koyu mavi boyayan. Çok entel insanlarda geliyor. Aslında bazen böyle yaşlı insanlarda özellikle entellere bayılıyorum. Diyorum ki yaşlılığımda ben de şöyle Barış Manço gibi böyle saçları bembeyaz uzatsam mı? Böyle bir bembeyaz böyle bir top sakal falan. Yakışır mı yakışmaz mı hiç bilmiyorum ama meram da yok değil açıkçası. İsterim yani. Tabii o kadar saç uzatmaya sabır da lazım. Kardeş arıyor. Kyle annen arıyor. Annen senin kardeşin yoktu ki zaten. Annen ne diyor? Bir yerde görüşelim diyor. Ay hiç anneyi biz duymamazlıktan gelelim şimdi. Burada niye böyle bir yanmış ortalık? Ne istiyorsun benden? Ne var ne yok diyorsun. Kış geliyormuş bak. Kış geliyorum diyor. Biraz şu kitap okumayı hızlandırayım ben. Yani bu level... Bak ama Speed Reader işe yaradı galiba. Hızlı okuyoruz sanırım.
Bunu fullemeden herhalde. Aa, vampir yeteneği de artıyor bu arada. Aa, bir dakika. Hem kitap okuyoruz, hem yani expression yapıyoruz, hem de yetenek kazanmış oluyoruz. Aa, çok iyi. 47-48 iyi de hızlı da iler. Aa, bu okuma, ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok işe yaradı. Bak bak. Maşallah. Saniyeden hızlı gidiyor. Bir daha bir de konuşabilse. Ah, bir de konuşabilse. Ben sana şimdi pipe organ kitabıyla bowling kitabı da almadım. Nerede bulacağız bowling? Bak, level 5 o. Aa, level 5. Ne kadar hızlı gidiyor. Bakın bakın. Yetişemiyorum hızına. 6 oldu. Ve birinci kitap bitti. Hadi bakalım. Dur bakalım. Şöyle posta kutumuz geldi mi? Bir şeyler var mı buralarda? Bakıyorum. Oo, kurt adam. Kurt kadın. Hamile bir kurt kadın. Posta lütfen. Yok mu? Yok, getmail yok ki. Üniversite. Oda da hiçbir şey yok. Kapınız açık mı, kapalı mı? Unlock diyeyim. Unlock. Değil mi? Zaten unlock. Ay, yoksa kapım birilerine kapalı mıydı benim de? Postacı giremedi mi? Bak, postacı mı geliyor oradan? Sen postacı mısın? Değilsin. Tamam. Her yere de maşallah tohumlarınızı yaydınız. Şimdi kitap, bir dakika, buradan fazla şey yapmaya gerek yok. Al işte. Buna basıyorsun. Burada Vampire Secret diyorsun. Oo, plazma pek. Daha bunlara var. Şimdi volüm 2'yi alıyorum. Alıyorum. Tabii ki canım. Aldım. İster misin bu da bir sonraki yetenek olsun? Durun bir bakayım. Bir sonraki şey derken. Var mı burada? Bak, Rich Vampire Lore level 4 değil, 6 olduk. Sende var mı? Birazdan kitabı okuyacağız. 7 olacağız. Artık çok iyi okuyoruz. Bu arada bir dakika, bir dakika. Sen zaten şeyde beklemiyor musun, bunun önünde? Gel bakayım bir Purkish Books diyelim. Buradan yetenekleri seçiyorum. Skill'leri. Ne vardı? Bowling. Bowling yok arkadaşlar. Sadece baking var. Direkt zaten karizmaya geçiyor. Diğeri neydi? Pipe dedim de şimdi pipe, bak ne geldi aklıma, pipe organdan, oradaki pipe'den boruları kullanıyor. Harry Potter'ın biliyorsunuz ki şey filmi, Sırlar Odası filminde Basilisk'in pipe yazıyor diyor, pipe yazıyor diyor, orada Harmon'un elinde taş açmış haldeyken buluyorlardı. Nereden nereye? Nereden nereye? Ve ben ne yaptım ya bugün? Bu videoyu çekmeden önce. Halbuki bu videoyu çekmem gerekirdi ki saatine yetişsin. Kalktım Harry Potter koleksiyonumun tozunu aldım ya. Bir gün sizler için Harry Potter koleksiyonumu çekip siteye koyacağım. Yani video olarak. Bu arada P'yi geldik mi? Geçiyoruz mu? Ne yapıyoruz? Piyano var. P'yi bitirdik. Pipe, pipe, organ yok. Organ, MNO, ÖÖ, PRS, MNO. Miksoloji, piyano var, programming var, robotik, roket, romans, snowboarding, video gaming, violin, wellness, writing, yani writing diye okuyoruz bunu, V'sini okumuyoruz. Pipe organı bulamadık. Yazıklar olsun. Çok kötü oldu. Hemen o zaman kızım bunu okumaya koyuluyorsun. Biz de çok hızlı okunmandan böyle zevk alarak ne yapıyoruz? Burada seni takipliyoruz. Hızlandırıyorum bir de ben bu olayı. Ki bakayım. Ay, ne büyük zevk şunu şöyle sular seller gibi aktığını görmek. Tüh, kitap olarak çok iyi değil miydi ya? Şey yapıyor olması, böyle hızlı okuyor olması. Ki şimdi diğer yetenekler de bu kadar hızlı gitseydi fena olmaz mıydı? Ya. İyi de arkadaşlar, peki biz ne zaman üniversiteye kabul edileceğiz? Gelmeli artık bu mektup bize. Kesinlikle evimizde kapıları kapalı diye gelmedi. Şimdi cuma, perşembe akşamı ise doğal olarak şey gelmeyecek postacı. Cuma sabahı da bakacağız. Postacı yoksa bak, postacı geliyor duasını çıkacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu tekerleme söyleye 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 cuma sabahı o postacıyı getirteceğiz kapımıza. Kız, aç kitabı çabuk. Aç kitabı, bak ne güzel yetenek 8 oluyor. Canlı canlı yetenek bak kasıyoruz burada. Ya. Yani, şimdi evet, canlı canlı yetenek kasıyoruz. Burada bunun gelişimini izliyoruz. Şey
Yine çok kıymetli takipçilerim, benim resmin daha büyük olmasını istediler. Ben burası hani hepimizin bildiği menü diyerekten ilk başta düşünmüştüm. Şurada kariyer menümüz var, burada ihtiyaçlar menümüz var, işte şeyimiz, nereyimiz, inventörümüz. Dedim ki belki buraya böyle kendimi böylece, ay çok sıkıştı benimsin. Buraya kendimi şöylece koyabilirim daha büyük. Ama baktım ki benim kamera özelliklerimde de sadece kendimi böyle yeşil perde olarak koyamıyorum. Mecburen böyle full alan, bu kadar yayamam kendimi dedim. Şuraya koysam mı diye düşündüm. Buraya mı koysam, ama yine de kendi şeyimden, videomdan büyük koyamayacağım galiba. Çok kafam karışık. Nasıl yapacağıma dair. Yani çaresini ben de arıyorum. Ben de istiyorum. Hani böyle arka planım şey olsun. Yeşil olsun. Kendimi sadece koyabileyim. Bakacağım, bir güzel bir kamera buldum. Belli bir güzel bir markanın. Onu alacağım. Biraz da böyle şeyler tabii maliyet de yüksek oluyor. Ne, bunu değişemeyiz, bizim sadece belli özelliklerimiz var. Kamera 7000 liraymış. Baktım. Yani arkamda yeşil bir perde olmasına gerek yok. Ne olursa olsun şey yapıyor yani. Orayı ne oldu, bir tuvalet, ne yapıyorsun? Oturdun, kalktın, gittin. Devam mı ediyoruz? Ha, kitabı bıraktık da geldik, şeye basıyoruz. Ne derler, şifon. Aa, karma karışık bir hayat. Tamam, gel şimdi bir de yemek yiyeceğiz. Basamadım ki. Aha, biri gelmiş. Ah benim evlatçıklarım. Seninle hiç tanıştık mı biz? Inviting diyeyim mi? Demeyeyim ya, demeyeyim. Çünkü neden biliyor musunuz? Şimdi yemekten sonra ben Sim'i tekrar kitap okutup yatırmayı planlıyorum ki cuma sabahı olsun bir an önce arkadaşlar. Evet, öyle yapayım. Ben şimdi yemek yedireyim ve yatırayım ki cuma sabahına kaldığımız yerden devam edelim. Evet, kızımız uyandı yeni bir güne. Ben de ne aranıyorum derseniz, Harvest Fest bitti ya gecenin bir vakti. Bir tane cüceyi bulamadım ya. Nereye gitti ya bu cüce? Bir dakika, bizim bir de üst katımız vardı, değil mi? Yok canım, buraya çıkmamış. Cüce. İkisini sattım. Sen kaldın bir tek. Neredesin o cep? Nereye saklandın? Bakayım, evin etrafını dolaşıyorum şu an. Gerçekten de bulamıyorum. Posta da gel artık ya. Vallahi darlandım. Bak, cücemin biri kayıp zaten. Gerçekten cücem kayıp. Bu ne? Bu ne? Wolfsbane. Bir de bu şeyle alakalı. Kurt adamla alakalı. Neyse arkadaşlar. Kurt adam, murtadan, vampir falan böyle karanlık diyar derken şuradaki mezar taşları dikkatimi çekti. Biliyorsunuz ki 31 Ekim günü yeni paket geliyor. Yaşam ve ölüm. Sabırsızlıkla bekliyorum. Özellikle diğer tarafa geçme portalı beni aşırı heyecanlandırıyor şu an. Ne, gerçekten üçüncü şey nerede cüce? Ay, kafayı taktım takım, belki spontane olarak karşımıza çıkar. Gelip şuraya bir sandalye koyup resmen postanın başında bekleyesim var. Şu üniversite için. Ya şu bilgisayardan bir bakayım bari. Lütfen artık şu üniversite olayını bir gidelim. Ah, çek. Çek yapıyorum, evet. Bir çek ediyorum şu statüyü. Lütfen artık. Lütfen. Hadi bu bölüm artık bir gidelim. Aslında ben bu bölümde gitmiş olarak başlayacaktım bu bölüme. Ama dedim ki biraz eğlenelim yani hani. Hı, tamam, evet. Acceptance letter. Tamam işte. Aradığımız bu. Geldi mi? Hani nerede? Bu ne? Bu handmade diyor. Bir şey yapmışız biz. Ha, prom, tamam, biz kendimiz yapmıştık. Tamam, şimdi üniversite diyorum. Diyorum yine. Enroll, Allah'ım çok şükür ya Rabbim sana. Artık üniversiteye gidebilirim. Seçim yapıyorum. Foxbury'de psikoloji okuyacağım. Psikolojim bozuldu burada zaten çünkü geldi ya da gelmedi diye. Şimdi bu psikolojiyi okuyarak psikolojimizi düzelteceğiz. Hadi, hadi hemen ışınlanalım.
Hadi bak 70 bin simülyonumuz var. Evden mi okusak yoksa ya? Evden mi okusak bilemedim. Foxbury gidelim. Bir senesini orada okuyalım. Zaten hemen B oluruz. Select üniversite yaptım mı ben? Emin miyim? Bu Foxbury. Niye? Alo kendine gel. Ne art? Psikoloji dedik ya. Nerede psikoloji? Psikoloji işte burada. Tabii ki bir sürü dersimiz 4 ders mi alacağız? 12 complete 12 class diyor. Üçerden 4'er 4 sene yapabiliriz. 4'ten 3 şey okuyabiliriz. Ama B olduğumuzda zaten bırakacağız bunu. Ne olabiliyormuşuz? Profesör zaten education seçeceğiz ya, education'a yolunu açıyor bu. Onu da 8. şeyde bırakacağız. Yani belki de 8. bir profesördür. Okey. Atom diyor. Bir de şey var. Ay ya kasarsa. Denemeye değer diyorum ama ya. Bir senesini deneyelim. Bakalım. Olmadı orada bir ev yaparız. Şeye çıkmadan. University Housing Off Campus. Kampüste hiç yer yok galiba. Tamam yine bir gidelim. Hangisinde biz oynamıştık üniversiteyi bilmiyorum ama Merit'ten bize şey geliyor. Burs geliyor 500. Totalde biz aslında daha fazla alıyormuşuz demek ki. 1096'ymış 500 gelince. O şekilde ödüyoruz. Pay with household. Evet ev hanemizin gider şeyinden karşılıyoruz bunu. Okey. Gidiyor muyuz? Paranın komplesini aldık. Transfer ettik. O parayla da geri geleceğiz. Neden? Neden satıyorum? Ay başıma kötü şeyler gelmez inşallah bu eve geri döndüğümde. Ev sahipsiz kaldı desene. Gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi üniversiteye geldim. Hatırlarsanız bir kere daha oynamıştım ve kendime şöyle bir yeri kapamıştım. Şu odada bu yatak bu, dolu mu? Dolu. Dolu. Boş. Burayı kendime assign yapıyorum. Maggie için. Burayı da bir kız arkadaşımıza assign edelim. Şu iyidir. Tamam bu oda kız odası oldu. Bunlar assign olmamış. Kiyoshi ve iki erkek de bu odada kalsın. Bunları da hemen atarsam. Tamam. Sizin yerlerinizde burası. Çünkü buralar zaten. Bak burası da boşmuş. Burada kim kalıyor? İyi tamam. Hani az önce doluydu ya bu şey çıkıyordu ya isim çıkıyordu ya. Çıkmıyorsa şunu alacağım. Köşe. Çok daha iyi. Turuncu oda, siyah oda, mavi oda, sarı oda. Şu yatak tam benlik. Aslında siyah oda tam benlik. Tamam ben bu odayı istiyorum. Ah Maggie. Sen kimsin? Ayburn bu ne? Aburn. Tamam sen de burada yat. Tamam kız kıza kalıyoruz bu odalarda. Yine bunda isim çıkmıyor galiba. Tamam şimdi üniversite kitabımız var mı ders çalışmaya? Var. Üniversite homework var. Şimdi biz Friday'ymişiz. Friday'de bunun 3 günü var. Saturday ve Sunday'lerimizde şey yok. Bakın kasıyor gördünüz mü? Nerede çokluk orada bokluk demişler. O yüzden kasmaya başladı. Bizim Monday'de Brain as a Machine. Ondan sonra Beginning Neurosphology. Bunlara çalışmamız lazım kitaptan. Şimdi Brain yani tamam. En başta Beginning'de Neurosphology var. Bunu çalışıyoruz kızım. Buraya gel çalış. Başkasının odasında ne işin var? Şimdi arkadaşlar böyle biraz inek bir öğrenci olacağız. Ve ben size dedim ya hani B olunca bırakacağız diye. İyi de kuralları okurken de bir şey dikkatimi çekti. B'den bahsetmiyor ki. Neye göre B? Ha, neye göre? Ben nereden gördüm de öyle bir şey aklıma takıldı? Bilmiyorum. Tekrardan o yüzden kuralları açma gereği duyuyorum. Şöyle. Bakayım. Acaba şu konun içerisinde mi? Üniversitedeyken Amerika'ya çıkıyordum. Bak mesela işte ikna oldum. Uzun sürmedi.
herkes gibi üniversite gitmek yerine orduya katılmak ikna olur. Bıraktın, psikolojide vampirikayı keşfettin. Sonunda tamamen büyülendi ve işte bu noktada beni dönüştürdü, tereddüt etmeden. Üniversiteden mezun olup memlekete döndüğünde, evet mezun ol diyor. Çünkü aşağıda da diyor ki, üniversiteye gidip diyor, Foxborough'da psikoloji oku. Complete diyor yani İngilizcesinde de. Benim kesinlikle üniversiteyi okumam lazım. 3 dönem, 4'er dersten bu 12 dersi vermem gerekiyor. Bu bölümü ben şimdilik burada sonlandırayım arkadaşlar. Bir sonraki bölümü üniversite bölümü yapalım. Biraz üniversiteyi okuyalım, sınavlara gidip gelelim, işte çalışalım, bakalım neticelerini görelim. Öyle bir üniversite bölümü yaparız. Sonra ben arkada üniversiteyi bitiririm. Şehrimize geri dönerim. Aynı evimiz duruyorsa aynı evimize döneriz. Yoksa daha farklı bize hani küçük bir ev falan yapar mıyız, yapmaz mıyız bilmiyorum. Orası biraz da oyunun bizi nasıl ilerleteceğine bağlı. Çünkü bazen otomatik olarak aileler yetiştiriyor. Evet arkadaşlar, bölümü izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz, kendinize iyi bakın. Bye bye.